Günaydın. 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 Ya eski günlerdeki gibi kanka, tekrar GoPro. Ne yapıyorsun? Yani bu çok aydınlatıyor gibi düşünmüyorum ama bence bir ihtimal aydınlatıyor olabilir. Evet, bir jolt start yaptık. Arkadaşlar bugün makinanın egzoz günü, turbo back günü. Sevgili Per Garaj Orçun İnce'nin yanına gidiyorum. Bir olayım da bayram da gelecek inşallah yanımıza. Çok değişik bir makine yapacağız. Çok acayip bir makine yapacağız. Herkes parmakla gösterecek, parmakla. Arkadaşlar şimdi araç sökülüyor. Biz çok hızlı bir videoya başladım. Ben bir anda videoya giriş yaptım yani. Şöyle bir kutumuz var. Göstereyim hemen. Bu kutunun içerisinde komple catback egzozumuz var. Downpipe'ımız var. GPF iptalimiz var. Araçtaki komple egzozu söküyoruz abi. Yani sana şöyle söyleyeyim. Turbodan itibaren komple yapıyoruz. Turbonun girişinden itibaren komple çıkışına kadar yapacağız. Şimdi bizim aracın öncesi sonrası yapacağız. Yani Miltek'ten önce, Miltek'ten sonra. O yüzden bir ses dinlememiz lazım. İstersen sen bin, ben çekeyim istiyorsan. Yok, ben... sen bin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunlarda kronik bir valve arızası var. Yani evet, valve'ler bozuluyor. Evet, evet, doğru. Bize gelen çok arızalar. Bende de herhalde valve'in... Ses yapıyor, evet, ses yapıyor. Ses yapıyor şu anda valve. Onu da bir göstereceğim. İstersen bin. Bu arada 20N'le alakalı güzel de bir video yapacağım. Anlatacağım yani eksiklerini, fazlalıklarını, her şeyini de söyleyeceğim. Bak, valve şu anda ses yapıyor. Bir de M-mod açar mısın? Bir tane söyleyeceğiz ya da. B16 PS'e söyleyeceğiz. Buyurun. Bugün i20N komple turbodan itibaren bir Miltek egzoz takıyoruz. Biraz keyifli bir ses olsun diye. Biliyorsun ses işi ince noktamız. Evet. Ses çıkması lazım. Aracımız çok gürültüsüz. Bilmiyorum, böyle de sevenler vardır ama. Hemen sizden bir açmanızı isteyeceğim. Bir kutu açılışı yapalım. Ben Volkan Bey. Bıçağını devredeyim mi size? Olur. Geldi. Miltek'te her şeyi 304 çelikten yapıyorlar. Downpipe harici bu arada catback'lerde ömür boyu garanti veriyor Miltek. Downpipe'de 2 sene garanti veriyor bu arada, aklınızda olsun. Üzerlerine de güzel parçalamalarını falan da yazıyorlar, bunları böyle kaynaklıyorlar. İşçiliği kaynağı falan bence çok anlamam gerçekten yani, evet. Ama bana bu da son susturucumuz, seversin. Aynen. Bir dokunmak ister misin? Kelepçelerimiz, içindeki eşyaların yazdığı. i20N'e henüz yazılım çıkmadı arkadaşlar. Aracın yazılımını kırabilen yok. Şimdi biz de büyük bir merakla ve hevesle herhalde onu biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Yazılım çünkü yaptırmamız lazım. Ya elbet çıkacak. Şu an dünya üstünde çok fazla kişi bu konu üstünde Ar-Ge'de. Görüyoruz, takip ediyoruz ama daha sonuca ulaşabilen yok. Bakalım, sonucu bekliyoruz. Tabii ekstra parçalar da olacak ama bu bir seri yapıyoruz biz bunu. O yüzden bu seriyle birlikte... Bu start. Evet, bu start abi. Bu böyle bir start yaptık. Eğer senden ricam, videoyu böyle beğenirsen, hani böyle yorum yaparsan, daha ne yapalım, ne edelim, neler ekleyelim gibisinden de onları da eklersen bunun devamı gelir. O konuda hiç şüphen olmasın. 10.000 beğeni olursa bu video... Okay. 10.000 beğeni olursa ikinci bölüm gelir. O yüzden beğeniye asıl ki ikinci bölüm hemen gelsin.
Tamam benim. Çok güzel oldu bence. Tam benim istediğim görüntü bu bak. Tamam hazır. Yazı tam gözüküyor, gördün mü? Evet çok güzel. Yukarıdayken olmuyor. Hadi! Seversin. Tamam. Oğlum hiç ses yok, böyle süper. En moda al şimdi bir. Bir dakika, bir aldım çalışsın. Geliyor. Tamam, en moda al. Ustacım. Çok iyi ustacım. Şifa olsun. Şöyle. Oğlum çok iyi. Adam gibi sür. Arkadaşlar Clio kapımız var. Bununla yarışıyor musunuz? Ben piste çıkıyordum bununla, evet. Bu sene çıkmadık da geçen sene çıkıyordum. Bu sene çıkarsan bana haber ver. Tamam çıkarız birlikte de koltuk yok. Tamam koltuğu bir gösterelim. Tamam ben yanında otururum seni. Yerde otururum. Bu Megane 4 Tropi'nin koltuğu. Bu koltuk bu arabadan pahalı. Bu koltuk çok güzel bir koltuk ama. Bu koltuk bayağı hafif, bu 3 kilo falan civarında bir koltuk. Koltuk çok güzel. Böyle gariban bir kap bu aslında. Şöyle arabanın içine bir gel de bir sesini duyalım ya. Senin sesini duyalım yani. Arabanın sesini duyarız. Sıralı şanzımanın vesairesin falan. Sadevi her şey var. Evet. Hidrolik el freni var. Hepsinde standart kilit var. 2 litre zaten bunların hepsi. 182 diye geçiyor makyajlı kasanın motoru var üstünde. Magneti Marelli beyin var. O beyin pek ellenemeyen bir beyin. Göstergeler magneti Marelli. Zaten arabada başka hiçbir şey yok. Özelliği o. Hiçbir şeyin olmaması. Göstergeleri bir yakından göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi çalıştıracak birazdan. Elektrik de geldi. Şöyle shifter göstergemiz vesaire. Bununla ne zaman çıkacağım piste ya? Eylül'de çıkacağım herhalde. Eylül'de bana haber ver işte. Tamam Eylül'de birlikte çıkalım ya. Bu İstanbul Park'ta 2.23 attı yol lastiğiyle. Ne diyorsun ya? Evet. Bunu bir merak ettim. Bu çok zevkli ya, bu çok eğlenceli. Diğeri de çalışıyor değil mi? Diğeri de çalışıyor canım. Bizde bir tane daha var ama o bunun kadar dolu değil. Onda sadev yok. En dolusu bu galiba değil mi? Evet bu dolusu. Şöyle arkadaşlar bakın detaylı göstereyim size. Bunda işte wide body var. Zaten belli diyor wide body. Diğerinde yok. Bunda Wilwood prem var 8 piston. Diğerinde yok. Gösterelim şöyle. Yok bir dakika. Önde, böyle dışarı var. Önde var. Wilwood'larımız. 6'ymış pardon. 6'yı çok fark ettim. Ha, çok fark etti. Gel bir de diğerine bakalım. Diğeri de dışarıda. Diğerinin dışı standart herhalde. Bu araba 30 kilometrede. Bunu şey gibi kullanmışlar. Yedek parça stoğu gibi kullanmışlar. Şasi 30 kilometrede. Kilometresi yok. Ama işte sadevi yok bunun. Bunda da benim aldığım güzel bir koltuk var. Yine Spark'ın. İkisini birleştirip güzel tek bir araba yapmayı düşünüyorduk. Amaç oydu. O yüzden iki tane aldık. Ama ben bununla da piste çıktım yani. Güzel. Ha.
Bizde her araba piste gidiyor burada. Abi. Bizde arabaların özelliği o. Hepsi piste gidecek. Burada bir tane 21'imiz var. Bunun bir özelliği var demiştim bu 21'i. Bu arkadaş Türkiye'de bir tane var bundan. Bu 4 çeker. 2 litre turbo bir makine var üstünde. Yedek parça olarak biraz başa bela ama güzel araba. Çok güzel araba. Arkadaşlar, Quadra diye geçiyor. Bu arada bunları böyle görmek isteyenler varsa Per Otomotiv, Per Garaj. Yani mekan çok yakında bir yerde. Nerede söyleyeyim? Yetpa var biliyor musunuz? Yetpa'nın, biliyor musunuz diye soruyorum bir de. Yetpa'nın hemen böyle çaprazında kalıyor. Per Garaj, Per Otomotiv diye yazarsan zaten Google'a çıkıyor yine. Şimdi bir de içeride, Per Garaj'ın içinde. Burada biraz yankı var. Ama inşallah sesi güzel olur. Burada da çok değerli makineler var. Burada Megane RS'imiz var. Clio RS'imiz var. Arkada bir tane gene Megane RS'imiz var. Burada bir tane Porsche'miz var. Ya aslında böyle baktığın zaman çok dolu bir garajdayız biz. Buraya devamlı olarak geliriz. Burada devamlı olarak video çekeriz. Dediğim gibi hani yorumları lütfen o yüzden aban. Burada neler yapalım, ne bileyim piste çıkalım istiyorsan mesela buradaki araçlarla piste de çıkabiliriz. Böyle legalize güzel böyle videolar çekmemizi istiyorsanız onları da yorum bölümüne lütfen eklemeyi unutma. Bu Megane RS. Bu Megane 3. Benim eski aşkım. Bu ama özel bir araba çünkü bu Türkiye'de son satılan Megane 3 RS. Tropi olmayan model bu ama kap şasili, kilitli, 15 bin. Ne diyorsun? Evet. Bu araba açık mı şu an? Şimdi açacağız. Clio açık o. Clio açık. Clio'yu gösterelim. Aa, ben seviyorum bunları ya. O da anlatayım baba. O da çok güzel. İşte onu bir şey yaparken bunu anlat. Aynen. Şimdi bu eski Doğa Keçicioğlu'nun arabası. Bu da kilitli diferansiyelli. İşte frenli, süspansiyonlu, piste çok koştu bu araba. Biliyorsun Ares denince akla merdan geliyor zaten. Evet. O yüzden burası bir Ares cennetine dönmüş durumda. Ki Türkiye'de kalan son Aresler bunlar. Başka Ares kalmadı zaten. Bu da işte periyodik bakımı, cartı curtu var. Ama genelde Ares sahipleri arabalarını buraya bırakıp gidiyorlar. 6 ay sonra geliyorlar. O yüzden biz de içeri mantıklı çekiyoruz. Evet. Bunu da şöyle motorunu falan da göstereyim arkadaşlar. Ben bunların jantlarını hastayım abi. Ya 197 herkesin bir hayali de var olan bir araba. Yani herkes bir 197 hayali kurmuştur bu memlekette. Binmesi zahmetlidir ama. İyi paran olması lazım. Üzer mi diyorsun? Üzer. Binmesi zahmetlidir. Nazlı kızdır yani. Şöyle arkadan da gösterelim. Çok güzel duruyor. Rengi çok güzel. Namussuzun ya. İşte benim 197'm de vardı. Buna da bindim. 7 kere 40. Ben de. 7 kere mi? 7 kere evet. Ne diyorsun ya? Buldunuz mu anahtarı? Evet, anahtarımız geldi. Çok şükür. Hazır mısın 15 evet. binde Megane 3 RS için? Evet. ...15.000 kilometrede Megane 3 RS. Öf. Kokuya bak. Oha. Ya. Lan sıfır gibi lan. Araba sıfır gibi ya. Buna kimse binmiyor 4 yıldır. Hatta arkada gazeteler var. Dün baktık 2017 model gazeteler duruyor arabanın içinde şu an. Çok güzel. Koltuklarını astayım ya. Çok güzel koltuk. Abi ben koltuk istiyorum ya. Koltuk çözeceğim ben sana. Çözeceksin değil çözeceğim, mi? Çözeceğim söz verdim. Sen bir tanesin söz be. Söz verdim. Bir de arkada bir tane RS var. Aynen o da Megane 2 RS. O swaplı. Dur anahtarını isteyeyim. Biz kilitliyoruz sonra böyle. Niye lan? Niye kilitliyorsunuz oğlum? Oğlum bu burası aresçilerin buluşma mekanı gibi bir şey oldu. Bunu gören abi gaz basalım, abi içine bir binelim oturalım. Saklıyoruz o yüzden. İyiyiz. Anahtar yok kardeşim. Motor soğuk. Evet anahtar yok. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bunun rengi çok güzel ya. Megane 2 Ares anahtarı. Şöyle arkadan da göstereyim bunu. Evet ben de bunlara hastayım işte. Bunda motor kaputunu açınca anlatırım. Bunda da çok fazla emek var. Ya bu da aynı kişinin bu arada. Bu sarı da aynı kişinin. Bu da aynı kişinin. Yürütmeye çalıştılar. Megane 2 RS'in beyni çok saçmadır. Eski bir Sagan beyin vardır. Yazdılar. Bir türlü dikiş tutmadı. Amcada da para var. Amca dedi ki ben bu arabayı komple baştan istiyorum. Baştan yapalım. Bu arabanın altındaki pütüre kadar araba sıfırlandı. Ama o sırada motor değişti. Şimdi onu göstereyim. Şöyle içini de bir gösterelim de ufaktan. Böyle bekliyor arabayı.
hasta işi. Yok. Bunun direksiyonuyla niye böyle oynamışlar ya? Çok keskin abi. Eleştirebileceğim yerlerden biri bu. Ben de direksiyonunu hemen eleştiririm bu arada. Çok abi altını çok dik kesmişler ya. Altını kesmişler, üstünü kesmişler. Pek bana da hitap eden evet, bir bize göre değil. Şimdi bu. Bu çocuk 265 sıvaplı. Yani şu kenarda görmüş olduğun 15.000 kilometredeki Megane 3 RS'in motorunu yani şuradaki aracın motorunu arkadaşlar aynen. Buraya dahil etmişler, sıvaplamışlar. O da sıfır bir motor gelmişti. Dediğim gibi amca biraz çılgın. Aynı zamanda içini forget istiyorum. Hı-hı. Bir de içi forgetlendi üstüne. Tabii. Bu alet şu an 370-380 beygir tekerde verir. Ama bu da son 4 yılda sadece belki biz bir muayeneye götürmüştük arabayı. 200 kilometre falan yapmıştır. Hiç yol yapmayan arabalarla doluyuz. Orçun baba ellerine sağlık be. Adamsın be. Teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Müthiş. Cinayet. Bütün lagı kalktı ortadan. Güç geldi, lag kalktı. Bu kadar değiştireceğini ben tahmin etmiyordum. Ama şöyle bir şey var. Orijinalinde zaten fark ettiysen de belli başlı noktalarda bükümler var. Evet, orijinal egzozda çok fazla büküm var. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da. Abi bükümden çok orijinal egzozda potlu kıvrım olması beni çok şaşırttı. Evet, evet. Yani potları görünce bilmiyorum ben şoka girdim yani. Aldı mı kayıt aldı mı bilmiyorum da çok fazla pot vardı yani. Bunların hepsi arabaya eksi olarak geri dönüyor, geri basınç olarak. Ben söyleyeyim şu an bu araba 10-15 beygir almıştır ha. Bence de ben hissettiğimi söyleyeyim. Evet, evet. Vites aralarında mesela normalde E20N'lerde lag var. Ben hiç yani egzozu falan kullanmadım. Hep stok kullandım. O lagı tamamen ortadan kalkmış. Ve launch'lı araba müthiş kalkıyor şu an. Yani şu an bende biliyorsun bunun rakibi var Fiesta. Yani bir sıfırdan deneriz aslında biliyor musun? Bayağı iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyor. Yani. Şimdi neler yapıldı abi? Downpipe'ımız yapıldı. Aynen GPF, OPF takıldı. Evet. Onun sonuna da catback taktık. TÜV onaylı bir catback. Evet. Belgeleri de sana vereceğiz giderken. Belgeleri verdiğimiz zaman polis geçtiyor mu? Aslında normalde downpipe'ın olduğu için geçlememesi lazım. Evet. Ama catback'inin TÜV belgesi var. Bu arada ağızlı ışığı yakmadı. Yakmadı, şu an yakmadı evet, ama yakmadı. Belki 100 km sonra belki yakabilir. Büyük ihtimalle biraz yol yaptıktan sonra yakacaktır ama sorun yok. Söndürebiliyor muyuz onu sonra? Ben Fiesta'da işte söndürüyorum. GPF, OPF iptalini görüyor. OBD'den bağlanıp 5 saniyede söndürüp devam ediyorum. Tamam. 100 km'de bir yanıyor çünkü çok sorun değil. Ellerine emeklerine sağlık. Arkadaşlar her garajda ikinci bölüm devam edecek. Daha yeni başladık. Evet daha yeni başladık. İkinci bölüm devam edecek. Senden tek bir şey istiyorum. Beğeniye asıl, yoruma asıl ki bu adam görsün. Miltek görsün. Seviyorum sizleri. Kanala eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Burası hafta içi ve cumartesi günleri açık. Burayı ziyarete de gelebilirsin. İçerideki makinelere de işte bakayım edeyim neler var neler yok diye Orçun'un numaradır. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir ol baba. Olmuştu. Görüşürüz babacığım. Ben keyfim yerinde. Sesi duyduk ya. Var mı ekstrası? Keyif yerine geldi. Var mı ekstrası? Bizi izlemeye devam edin.